Çünkü neden kimsenin vahiyle haber aldığı yok ki? Senin alkan devamlı akacak. Pınar'ın şeyin gözen kurumayacak. Aksın gitsin. Şimdi dünyanın şelalesi oradan bir su alana kimse müdahale ediyor mu yani? Bu su kesilir diye. E arkası sağlam diye. Adam bildiği için köylüler bile gelip bidonlarla su alsan kimse şelalenin başında kavga çıkartmıyor yani öyle mi? O, ama e, az bir akar olsa hesabını ona göre yapacak şeyin Hacer validemizin dediği gibi zemzem fışkırdı taşıyor ama o susuzluk çektiği için İsmail Aleyhisselam ölecekti susuzluktan. Hazreti Cibril'in kanat vurmasıyla zemzem çıktığında Cürhum kabilesi geldiler kuşları görünce. Geldiler bir su yoktu bu vadide. Yemen'den Şam'a ticarete gidiyoruz. Yıllardır bir kuş görmedik. Aa şurada kuşlar uçuyor. Demek ki su var. Su olmayan yere kuş gel ne yapsın? Geldiler bir de baklar bir kadın bir çocuk oturuyorlar. Başka kimse yok. İbrahim Aleyhisselam bırakmış. ile tabi hep bütün enbiyanın işleri. E, dediler biz burada yerleşebilir miyiz? Çünkü Şam'a daha yakın Mekke tabii. Onlar daha Yemen'den gidiyorlar, geliyorlar. Ticaret merkezleri de o tarafta. E, zorluk oluyor. E, burada da yerleşsek bize... Orta yol. Dünyanın ortası Mekke. E Bu sefer e, ne dedi Hacer validemiz? Aleyhisselam. Oturun yerleşin bana da insanla... Ben de dedi ıssızlıktan şey ettim ama... Suda nasibiniz yok dedi. Yani sudan içersiniz ama su benim dedi. Niye su benim dedi? Halbuki... Rahim Rahimallahu ve İsmail diyor Bukhari hadisinde. Allah İsmail'in anasına rahmet etsin. E, Lev teraket zemzeme hekanet aynen Keşke zemzemi bıraksaydı. Büyük bir göze Fırat gibi ırmak olacaktı. ve bütün dünyada dolaşacaktı. Fakat o etrafına şey yaptı. Kuyu gibi kumdan, topraktan, Kabe'nin toprağından etrafını havuzladı. Çevreledi. Zemzem kuyu olarak kaldı ama işte bütün dünyaya yetecek kadar su veriyor gerçi. Ama keşke bıraksaydı diyor. Ama Hacer'in... E, e, İsmail'in annesi Hacer validemiz... susuzluk çekti. Oğlu ölüyordu az daha. Topuk vuruyordu can çekişirken... Cibrilem'in topuğunu vurduğu yerde kanadını vurdu da... o zemzemi fışkırttı. O zaman işte demek istiyorum... evveliyatında sıkıntı zahmet çeken insanlar... E, sonra bir nimete kavuştukları zaman... çok tedbir ve ihtiyatlı olurlar. Suyu kullanım hakkı veririm dedi. Ama suyun... Mülkiyet hakkı benim dedi. Size intifa yaptırırım dedi. Bu bunları düşündüğümüz zaman bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in durumuna baktığımız zaman o kadar sıkıntı, o kadar şey çekti. E bir de burada bir kişi iki kişi bakmıyor. Bütün ümmet başında bütün e, İslam ümmetinin fakiri fukarası ona geliyor. Devlet reisi çünkü Beytül Mal onda. E şimdi gelen bir şeyin hepsini birden verecek kadar cömert nasıl olabildi? Olabiliyordu. İşte o onun mucizesiydi. Dünyada bir insanda o cömertliği daha bulamazsın.